Erzurumlu Habib Baba hacca gitmek niyetiyle uzun bir yolculuk neticesinde İstanbul'a varır. Fakat kaçırır o dönemdeki treni, ardından da vapuru, gidemez, nasip olmaz. Çok yorulmuş ve kirlenmiştir. Ben bu halimle Cenab-ı Allah'a nasıl secde ederim, nasıl huzura varırım der ve kendisini ilk bulduğu hamama atar. Hamamcıya der ki, evlat ver bakayım şuradan peştemali de yıkanıp paklanalım. Fakat hamamcının gözü öndedir ve veremem baba, kusura bakma. Hayırdır evlat, parasından mı korkarsın? Fakat kusura bakma baba, veremem. Zira içeride 4. Murat'ın vezirleri var. Onlar kapattılar hamamı. İstemezler ki kimse girmesin. Evlat, görüyorsun halimi. Uzun bir yolculuk çektim. Atacak bir adım halim bile yok. Ver şuradan peştemali der ve ısrar eder. Ve yufka yüreklidir bizim hamamcı. Al baba der şu peştemali. Şurada küçük bir mahfel var, gir oraya. Aman kimse duymasın, kötü olur senin için de benim için de. Ve Habib Baba alır peştemali, girer küçük mahfele ve başlar yıkanmaya. Kısa bir süre sonra içeriye fakir görünümlü yağız bir delikanlı girer. Fakir görünümlü dedik, zira içeri giren 4. Murat'ın ta kendisidir. Vezirlerin bensiz ne iler ne işler diye tebdili kıyafet yapıp teftişe gelmiştir. Hamamcı ile yine aynı diyaloglar. Verirsin vermem, verirsin vermem ve yufka yüreklidir dedik ya bizim hamamcı. Al garda şu peştemali, gir sen de şu küçük mahfele. Aman kimse duymasın, kötü olur senin için de benim için de. Ve kapar bizim 4. Murat'a peştemali ve girer küçük mahfele ve başlar yıkanmaya. Ve bu sırada da yanındaki zatı tanımak ister. Baba der, belli uzaklardan gelmişsin. Ne işin var İstanbul'da der. Ben der, buraya hacca gitmek niyetiyle geldim ama gidemedim, nasip olmadı der. Habib Baba'nın gözü bir ara 4. Murat'ın sırtına ilişir. Evlat, bayağı kirlenmişsin. Ver şu keseni de sana iyi bir kese atayım der. 4. Murat çok duygulanır. Zira ilk kez birisi ona padişah olduğunu bilmediği halde bir iyilik yapmak istemiştir. Nereden bilsin? Ta Erzurum'un dağlarından gelmişler bir derviş. 4. Murat'ı nereden tanısın? Ve alır keseyi Habib Baba ve başlar 4. Murat'ın sırtını keselemeye. Padişah kesesini geri alırken kuru bir teşekkürle geçiştirmemek için der ki, baba uzun yoldan gelmişsin belli, ver şu keseni de ben de sana bir kese atayım der. Tabi bu arada da def, dümbelek başını alıp gitmektedir. 4. Murat sırtı kesilenirken bu zatı tanımak ve sohbet etmek niyetine der ki, baba der baksana şuradaki gelen neşeye, bizse burada iki hırsız gibi yıkanmaya çalışıyoruz. Bunun neresinde adalet der. Dünyada 4. Murat'a vezir olmak varmış der ve Habib Baba'ya bir laf atar. Fakat Habib Baba padişahın bu sözünü tamamlamasına izin vermez ve asırları aşıp bize de ders olacak şu güzel sözleri söyler. Evlat der, sen bırak öyle 4. Murat'a vezir olmayı, sen alemlerin sultanına vezir ol. Eğer o isterse senin sırtını 4. Murat'a keseletir der. Alemlerin sultanına sadık kul olmak temennisiyle.